herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Ben Turizm ve Otel İşletmeciliği son sınıf öğrencisiyim. 12 aylık bir staj programıyla Amerika'ya gelmek istiyorum. Bu program dahilinde cevap vizesiyle kalacağım. Ayrıca benim 2023 yılına kadar 10 yıllık turist vizem de var. Amerika'ya yerleşmek istiyorum fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bana bir yol gösterir misiniz? Cevap vizemle program sonrası nasıl bir yolla kalıp çalışmaya devam edebilirim diye bu takipçimiz bize soruyor. Sizin gibi e, turizm otel işletmeciliğini bitiren e, öğrenciler e, Amerika'ya bu 1ın 12 aylık hospitality alanında yani bu turizm alanında diyelim çalışmak için e, çok rahat gelebiliyorlar. Dolayısıyla sizin şu aşamada C1 vizesi alıp 12 aylık staj programı ile geliyor olmanız çok ideal bir adım olacak. Tabii ki öncelikle dikkat etmeniz gereken e, bunu onay aldıktan sonra Amerika'ya gelip bu 12 aylık staj programınca başarılı bir şekilde statüsü ilal etmeden programınızı tamamlamaya çalışmak olmalı diye düşünüyorum. İkinci durum ise eğer siz burada bulunduğunuz süreçte işveren ya da çalıştığınız iş yeri size sponsor olma yönünde adım atmak isterse bu aşamada siz çalışma vizesi imkanlarını değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Ama önemli olan ilk aşama bu noktada öncelikle bir cevap vizenizi almanız ve cevap vizenizi aldıktan sonra Amerika'ya gelip bu programınıza başlamanız olacaktır. Bu program süresince eğer siz sponsor olabilecek bir firma ya da çalıştığınız firma bu noktada sponsor olabilecekse o zaman onların size nasıl sponsor olacağı noktasındaki değişik çalışma vize türlerinden hangileri size uygun olacak bunun araştırması ve değerlendirmesini yapmanızda fayda var. Yalnız şu noktayı değerli takipçimizin anlamasını istiyorum. Siz Amerika'ya bir vize alıyorsanız ve o amaca uygun gelmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sizin Amerika'ya CVA vizesini alırken ki amacınızın sadece o CVA vizesi programınca burada bulunmak ve geri dönmek olacağı için şu an o niyete ters düşecek bir açıklamada bulunmak istemem ve bu noktada sizi de bir ihlale sokmak istemem. Ama dediğim gibi daha sonraki süreçlerde statü değiştirmesi ya da burada kalabilme durumu için ya da bir sponsorluk durumu oluşuyorsa cevabı altında çalışacağınız yerden bunu değerlendirmesi o aşama itibariyle yapmakta fayda var deyip takipçimizin sorsunu cevaplamış olalım.